Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam rengini bilemeyeceğim. Şimdi videoda farklı çıkıyor arkadaşlar. Aslında böyle bir ne diyeyim, kiremit rengine yakın gibi bir renk ama bu da biraz daha pembemsi çıkıyor. Böyle bir yazma üzerine. Aslında desenleri de var ama desen çok önemli değil belki, hani şey için, model ayarlamak için. Bugün ben sizlere böyle bir yazmanın üzerine yapabileceğiniz bir boya modelini anlatacağım. Yani renk ayarlaması tabii önemli bu arada. Sıralı bir model ve zürafasız giden bir model. Yani çok kolay değil ama değişik bir model. Umarım beğenirsiniz sizler de arkadaşlar. Dört katlı bükülmüş suni ipeklerimiz var. Farklı markaları bir arada kullanıyorum, biliyorsunuz yani. Çünkü bir 3 aşağı 5 yukarı aynı bunlar birbirleriyle, farklı markanın ipleri. Bazen boyadan dolayı inceli kanını çıkabiliyorlar, o olabiliyor. Onda çok yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Şimdi iplerimi kenara aldım. Yazmamı düzüne doğru çeviriyorum, düz tarafına doğru, yani yüzü düz tarafı kendime doğru. Çünkü deseni de buraya döşeyeceğim için. Şimdi arada 7 tane zürafam var. 5, 6 ve 7. Görüntü iyi değil mi? Evet, şimdi alta ip koyuyorum zürafa atarken. Yani baştan başa koyabilirsiniz siz. Ben sadece örnek çıkarttığım için kısa koydum. 8. zürafamı yapıyorum. İpimi bırakıyorum. Bitecek çünkü, az kaldı ipim. Şimdi yeni ipimi taktım. Bu eski ipim. Geride. İleriye doğru yatırarak düğümümü atıyorum. Bu ipimi buraya getirmiş oldum. Alttaki ipim. Diğer ipim de burada. Şimdi buraya bir tane zürafamı yapıyorum. Sıkıyorum. Daha sonra buradaki ipimi kesiyorum. Sonra da bunu kesiyorum. Yani iplerimi eklemiş oldum. Görünmeyecek bir şekilde. De gitmedi buradan. Evet. Şimdi bu yaptığım zürafanın üzerine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak yine bir tane zürafa oluşturuyorum. Yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Ve yine bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Üç tane oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. Tekrar zürafamı oluşturdum. 4 tane oldu arkadaşlar burada. Bakın. Geriye geldim. Bu kez 3 tane zürafa yapacağım buraya. Hafif sağa çektim düğümümü. Çünkü sağdan sola doğru yapıyorum. Düğüm zürafamı yaptım. Sonra tekrar aynı yere batıyorum. Yine hafif sağa çekiyorum ki düğümümü, diğer düğümüme yer açıyorum arkadaşlar. Tekrar sağa çektim. Ve üçüncü zürafamı oluşturuyorum. Ve dal kısmını tamamladık. Lalecikler olacağı için burada hafif böyle bir yeşillik yapmak istedim. Küçük küçük lalecikler yapacağım. Yani çok da küçük değil gerçi de. Evet, sıralı laleler oluşturacağım. Özellikle çok yavaş anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi yanlara batarak aşağıya iniyorum. Yani rahat anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. Yanlara bata bata aşağıya kadar indim. En alttaki zürafaya kadar geliyorum aynı şekilde. Daha sonra hemen kıvırma işlemi yapıyorum. Ve bir zürafa boyu yana gidiyorum ama
Zürafa gibi yapmıyorum da biraz daha küçük yapıyorum ki şunu biraz çektirsin, düzeltsin. Evet, şimdi yine bununla beraber 7 tane zürafa yapacağım. 8'incinin içine de tekrar lalelerin dallarını ve tam dip kısmını oluşturarak devam edeceğim. Tabii ben bırakacağım bundan sonrasına. Size modeli göstereceğim. Yani model çıkartıyorum sadece arkadaşlar. Çok nadir bazen işlere devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi böyle turkuaz gibi mavi yeşil arası bir renk. Onu alıyorum ve onunla çiçeğimi yapmaya başlayacağım. İplerimizi mutlaka esnetiyoruz arkadaşlar. Polyester ip de olsa, suni ipek de olsa esnetmeden başlamıyoruz çalışmaya. Şimdi ilk zürafama ipimi bağlıyorum. Daha sonra aynı yere batıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum burada. Sonra ortadaki zürafaya geçiyorum. 3 tane zürafam vardı. Yine aynı yere batarak arttırıyorum. Son zürafama geçiyorum ve arttırarak bir zürafa oluşturuyorum. Toplam 5 tane zürafa yapmış oldum buraya. Evet arkadaşlar, şimdi ipimi geriye getiriyorum. Çok geniş yapmıyorum. Sıra tekrarı yapacağım çünkü. Çok seviyorum sıra tekrarlı modelleri. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa. Tam ortadaki zürafaya gelmiş oluyorum. İkinci zürafayı yapıyorum. Ve şimdi burada hafif düğümü sağa çekiyorum. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Arttırmış oldum ortada. Sıra tekrar yapabilmek için. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Bakın şimdi burada göstermek istediğim bir şey var. Ortadan sonrakiler biraz sıkıştı gibi oldu ve ben hafif çekiyorum buradan böyle. Diğer sıralarda daha dikkatli yapacağım. Bakın şimdi. İpimi geriye getirdim. Sıktım. Sağa çektim biraz. İkinci zürafaya geçtim. Zürafamı oluşturdum. Hafif sağa çektim. Şeye, sonda sıkışmasın ve yaprak düzgün olsun diye. Ortaya geldim. Düğüm yaptım. Hafif sağa. Aynı yere batıyorum. Zürafamı yapıyorum. Yine hafif sağa. Şeklini koruyabilmek için yapıyorum arkadaşlar bunu. Daha sonra yine en son zürafama geliyorum. Bakın. Lalem oluşmaya başladı. Şimdi iki sıra daha böyle ortadan arttırarak 5 yapacağım arkadaşlar. Yani bu lale kısmını bir çok eski bir modelde gördüm. Ama altlarını değiştirdim biraz arkadaşlar. Evet. Şimdi iki sıra daha yapacağım beşimi. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra beşimi yaptım. Ve ipimi tekrar geriye getiriyorum. Buradaki zürafanın içine bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Ve İkinci zürafama geçiyorum ve ipimi geriye getirdim. Ne çok V dedim. Bir tane zürafa yapıyorum. İki zürafanın arasına. Arttırma yapmıyorum artık. Daha sonra ilk yaptığım en son kalan zürafanın üzerine geriye geliyorum. Çift sarıyorum. Niye çift sardım burada arkadaşlar? Biraz ucu hafif sivri gibi görünsün diye. Daha sonra ikinci zürafaya battığım yere ipimi uzatarak iniyorum.
Hemen hafif böyle geriye attırıyorum bunları. O zaman daha çok hoşuma gidiyor görüntüsü. Şimdi ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa oluşturuyorum. Ve bir sonraki zürafaya geçerken bir zürafa daha oluşturuyorum. İpimi geriye getirdim. Bir zürafamı yapıyorum. Yine ortadaki kalan zürafaya geliyorum. Çift sarıyorum. Dediğim gibi biraz daha böyle bir hafif sivrilik olabilir orada. Ucu. Sonra ikinci zürafayı battığım yere ipimi uzatarak iniyorum. Evet. Şimdi bir tane zürafam var. Ona geçiyorum. Ve aynı yere batarak arttırıyorum. Batamadım. Yaş ilerleyince biraz görmekte sıkıntı olabiliyor. Evet. Şimdi ipimi yine geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Yine son zürafaya çift sarıyorum. Lalem bitti ama benim işim bitmedi. Ben bunu burada ipi kesip bırakmıyorum. Çünkü görüntünün düzgün olması lazım. En alta da inmiyorum. En son battığım yere bir altına iniyorum arkadaşlar. Çünkü orası sivri görünür o zaman. Hafif şöyle alta inerek lalemin kenarını tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde lalemizi oluşturduk. Şimdi sıra sıra yapacağım. Böyle uzun uzun laleler yapacağım. Değişik bir model, sıralı ama farklı bir model olsun istedim. Umarım farklı gelir sizlere de. Şimdi diğer renklerimi yapacağım. Şimdi renk tonlamam şeydir arkadaşlar. Mesela turkuaz gibi kullandım. Yanına kırmızımsı ya da sarımsı diyeyim. Sonra mora benzer. Sonra sarı gibi. Bu kırmızının tonu olarak düşünüyorum. Genelde 4 renk tonlandığında mavi ya da yeşil, kırmızı tonu, mor tonu, ondan sonra sarı tonu gibi kullanılabilir. O şekilde bir ayarlama yapacağım ben de arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde oyalımızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz sayfamızı. Yorum kısmına öneri, soru ve isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana Facebook, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.